Ve bugün iş dünyasında dünyada özellikle hızla ilerleyen ve büyüme sağlayan internetin yaygın kullanımıyla beraber buna paralel hızla büyümekte olan elektronik ortamda alışveriş sistemini, yani halk dilinde kısaca e-ticaret sektörünü konuşacağız. Stüdyomuzda Amerika'dan iste.com kurucusu Seyfi Erol, MOKA Genel Müdürü İlker Uskan ve İstanbul Ticaret Odası Bilgi Teknolojileri Meclis Üyesi Zafer İpekçi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde giriş yaptık. Evet, sıcak bir gelişme dolar TL'nin 2.43'ün üzerine görmesiyle beraber şunu sorayım. Özellikle dolardaki bir dalgalanma ve yükseliş elektronik ortamdaki alışverişlerde tüketicilere etkiliyor mu davranışlarını? Yani sizin satışlarınıza nasıl yansıyor Seyfi Bey? Aslında doların çok artması, Amerika'dan yapılan alışverişler özellikle azaltması beklenir. Ama bizim üye kitlemiz daha çok hani istediği, kesin almak istediği ürünleri sipariş verdiği için Amerika'dan çok büyük bir değişme ya da daralma yaşamıyoruz aslında bu tür dolar yükselmelerinde. Türkiye'de de hani TL ile alışveriş yapıldığı için e-ticareti çok fazla etkilediğini söylememek mümkün değil bence. Ama sonuçta doların yükselmesi ekonominin genel halini, alışveriş yaklaşımlarını tabii ki etkiliyor. Çok derinden etkiliyor insanların psikolojik olarak alışverişe yönelmelerini olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz aslında. Bu dönemde insanlar daha biraz bir bekle dur göreyim pozisyonuna mı geçiyorlar değil mi? Demek doğru olur herhalde. Peki elektronik ticaret firmalarına, e-ticaret firmalarına baktığımızda hakikaten 24 saat online hizmet veren müşterilerine bir online dükkan konumuna da geçtiler aslında. Tüm dünya genelinde çok hızlı bir büyüme sağlayan bir sektör. Tüm dünyada belirsizliğin arttığı, özellikle perakende sektörün durgun seyir izlediği bir dönemde elektronik ticaret adeta aldı gitti diyebiliriz belki de, değil mi? Doğru. Şu anlamıyla önce Türkiye'den önce global bazda bakacak olursak, küresel çapta bakacak olursak e-ticaret sektöründe rakamlar hangi boyutlara ulaştı? 2013'te globalde baktığımızda 1.4 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz e-ticaretin bütününe baktığımızda. Bunun 2016'ya kadar 1.7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Tüm perakende'de de %11'lik bir paya sahip aslında. Hala önümüzde çok büyük bir yol var aslında. Tüm globale baktığımızda da böyle bu. Türkiye'de de böyle. Hani %10'dan %20'lere, %30'lara, %50'lere çıkacak bir gidişat görüyoruz önümüzdeki senelerde. Ve Türkiye'de bunun çok çok daha altındayız şu anda. Hani %1'ler seviyesinde e-ticaretin büyüklüğü, perakendedeki büyüklüğü. Gelişmiş ülkelerde %5,5'lar seviyesinde bu oran. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde çok daha büyük bir potansiyel var bu anlamda globale baktığımızda. Evet, siz ne dersiniz İlker Bey? Özellikle şimdi ne diyoruz? Tüm dünyada alışverişin daha bir durgun izlediği, özellikle perakende sektöründe e-ticaret sektörü yüksek ivmesini korumayı sağladı. Bu son 10 yılda da diyebiliriz internetin daha genel kullanımıyla beraber, mobil ödeme sistemlerinde gelişmesiyle beraber. Siz nasıl değerlendireceksiniz özellikle sektörün şu son 10 yıldaki gelişimini? Biz aslında konuya şu şekilde bakıyoruz. Orada müşteriye farklı faydalar sağlamak gerekiyor. Yani kolaylık sağlamak gerekiyor öncelikle. Yani biz baktığınızda Amazon gibi, yani dünyada lider olan, lider konumda olan bir e-ticaretçi, One Click gibi bir teknolojiye sahip. Yani orada ne yapıyor? Artık siz siparişiniz tek tıkla tamamlayabiliyorsunuz. Ödemeniz de dahil. Bütün bilgilerinizi girmeniz, profilinizi oluşturmanız, onları kullanmanız çok çok kolaylaşıyor. Yani bu radikal kolaylaştırmayla tabii bunun doğrudan alışverişe etkisi oluyor. Yani sunuştan ziyade o alışverişin akışkan olması, o e-ticaret deneyiminin akışkan olması çok çok önemli bizce. Ve fayda sağlaması da kuşkusuz en önemli. Kesinlikle. Müşterileri çeken cazibe noktası değil mi? Tabii. Zafer Bey, şimdi isterseniz dünyadaki genel global rakamları Seyfi Bey özetledi ama Türkiye ile bir tablosunu çizmek gerekirse e-ticaret sektöründe biz neredeyiz? Bu dünya pazarından, pastadan ne kadarlık bir pay alıyoruz? Şimdi bunu dünya pazarındaki pastadan pay almak olarak değerlendirmekten çok kendi içimizdeki duruma bakmak lazım. Çünkü bu aslında ülkelerin arasında olan bir ticaret değil. Ülkenin kendi içerisindeki perakendecilerle tüketiciler arasındaki bir ticaretten burada bahsedebiliriz. Türkiye'nin gelişim hızı bu konuda son derece iyi. Her sene bir önceki seneye göre %20'ler, %30'lar oranında bir artış sergileniyor. Hatta perakende mağazalar, mağaza zincirleri buna karşı tedbir almak için kendileri benzer yapılanmalar içerisine giriyorlar. Fiyat politikalarını değiştiriyorlar. İnternet üzerinde bulduğunuz fiyatı biz
mağazamızda aynı fiyata size ürünü verebiliriz diyenler var. Dolayısıyla bu artık bir gerçeklik olarak ülkemizde de kabul edilmiş durumda. Ve birçok maliyeti e-ticaret içerisinde kısabildiğiniz için çok daha cazip oluyor. Hem tüketiciler açısından hem de perakendeciler açısından. Bir konuda da bir düzeltme yapmak istiyorum. Dünyadaki e-ticaret hacmi her ne kadar 1,5 trilyon dolar civarında olsa da bunun global GDP içerisindeki payı aslında %3'ler seviyesinde. Ticaret içerisindeki payı çok daha yüksek. Çünkü global GDP'nin içerisine giren askeri harcamalardan tutun, medikal vesaire birçok şey var. Dolayısıyla aslında çok ciddi büyüyen bir trend ve Amazon örneğinde olduğu gibi, Alibaba örneğinde olduğu gibi de bunun ne boyutlara çıktığını, bu firmaların kaç milyar dolarları satıldığını da görebiliyoruz. Dünya Ligi'ne baktığımızda Amerika ilk sırada mı peki? Amerika her zamanki gibi. Ve Türkiye ilk 10'da yer alıyor mu? Bununla ilgili tam bir net bir istatistik yok ama e-ticaret içerisindeki durumu ülkelerin genel olarak normal ticari durumlarıyla paralellik gösteriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye teknolojik olarak, insanların adaptasyon olarak dünyayı takip ediyor. Yani geride değiliz. Peki şu soru da hemen aklıma geldi. Türkiye'de ne kadar internet kullanıcısı var ve bunların yüzde kaçı, bununla ilgili bir bilgi var mı acaba? Yüzde kaçı online alışveriş yapıyor? Bunlar genelde tabii anketlerle ve yüzde görüşmeler sonucunda ortaya çıkan rakamlar ama yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısı var. Bunların %60'ına %70'ine yakını bir şekilde internet üzerinden bir harcama yapmış olan kişiler ve özellikle güven endeksi, bu sitelere güven arttıkça bu insanlar daha çok alışveriş yapmaya başlıyorlar. Çok önemli bir şey de şu, turizm siteleri olsun, işte havayolu biletleri olsun, bu tarz ürünler internet üzerinden çok daha rahat alınabildiği için bu insanların bu alana girmesi için bir kapı olmuş oluyor aslında. Türk Hava Yolları'ndan bilet almak için o işlemi yapınca kişi diyor ki ben gidip şu siteden de şu alışveriş yapayım, buradan da bunu yapayım. Dolayısıyla bu da acenteye gitmeden online biletini alabiliyor. Keza diğer sektörlerde de. Peki sektörleri açmışken Seyfi Bey hemen sormak isterim. Özellikle online alışverişte hangi sektörler ağırlığı alıyor? Yani belki teknoloji ürünleri mi, giyim mi, yoksa turizm, yani aldığımız biletler, yoksa yaptığımız rezervasyonlar mı? En çok hangi sektörde ağırlık var? Şöyle söyleyelim, Türkiye'deki e-ticaret hacmini 17 milyar gibi düşünürsek 2014 yılında bunun 6 milyara yakını tatil seyahatte aslında. Yine 6 milyarı da online perakende diye düşünmek lazım. İşte 2 milyar seviyesinde bir bayi sitelerinde yapılan harcamalar söz konusu. Türkiye'de internetten alışverişin ilk başladığında kitap çok fazla satılıyordu Türkiye'de. Çiçek çok fazla siparişi veriliyor. Onlar aslında en büyük çoğunluğu hala oluşturmaya devam ediyor. %26 seviyesinde çiçeğe, kitaba, yazılıma, dijital içeriğe yapılan harcamalar. Ondan sonra elektronik harcamaları geliyor tabii. Giyim, aksesuar kategorisi %10'lar, %12'ler falan seviyesinde. Bence burada büyük bir artış görülecek önümüzdeki dönemde. Biz Türkiye olarak aslında dünyaya göre daha geç tekstil ürünleri, giyim ürünleri almaya başladık Türkiye'de. Bunun çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum ben. Genel olarak paylaşımlar böyle kategorilere, sektörlere Peki, göre. Dünyadaki sektörel paylaşımlara baktığımızda Türkiye dünya geneliyle sektörel bazda bir paralellik gösteriyor mu, yoksa farklı mı? Gösteriyor aslında. Neredeyse aynı dünyadaki alışkanlıklarda. Türkiye'de yalnız dünyadaki penetrasyondan farklı olarak işte dünyada %40 internet kullanan kişilerin %40'ı internetten alışveriş yapıyor ortalama. Türkiye'de bu oran birazcık daha düşük. Bu da bizim çok daha fazla potansiyelimiz olduğunu gösteriyor. Türkiye'de %26 seviyesinde olarak hesaplanıyor. İşte ETİ'nin yaptığı bir araştırmada geçen sene öyleydi. Dolayısıyla burada büyük bir potansiyelimiz olduğu çok açık. Yani interneti kullanıyoruz artık. Zafer Bey'in dediği gibi 40 milyona yakın kişi internet kullanıyor. Evet. Artık daha fazla insanın, internet kullanıcılarının online alışveriş yapmaya başlaması lazım. Bu da aslında girişimcilerin önünde çok büyük bir fırsat. Çünkü orada bir talep var. Bunu karşılayacak yeni girişimler, daha fazla e-ticaret fikirleri, daha fazla e-ticaret girişimleri olmalı. Büyük bir potansiyel yatıyor diyorsunuz. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var. E-ticaret sektöründe yapmayı planladığınız yatırımlar veya alışverişle ilgili güvenlik konusundaki sorularınız için Twitter adresimiz @bloombergkt diyelim. Evet, güvenli alışverişi soracağım ama onun öncesinde ne dersiniz İlker Bey? Son yıllarda e-ticaret sektörünün Türkiye'de gelişimine baktığımızda bunun ilerlemesini sağlayan hangi etkenler oldu? Şimdi baktığınızda yani ilerlemesi anlamında nereye gideceğine baktığınızda aslında biz e-ticarette globalde bir
kıyas içerisindeyiz. Yani müşteriye baktığınızda. Yani müşteri bugün nasıl bir sahibinden .com'dan alışveriş yapabiliyorsa Amazon.com'dan da alışveriş oluyor, yapabiliyor. Yani e-ticareti sadece bir ülke bazında değil global çapta bakmak gerekiyor. O açıdan müşterilerin tabii beklentileri de artıyor. Yani siz bugün yine deneyime dayanacağım. Daha önce söylediğim şekilde Amazon'da yaşadığınız deneyimi artık ilerleyen kullanımınızla birlikte yerel lokal sitelerde de bekliyor olacaksınız. Yani data bazında hareket eden, data bazında oluşan öneriler, kıyaslar, işte bu müşteriler bu satın almaları yaptı. Buradan benzerlik çıkararak size öneriler çıkarmak gibi gibi unsurlar çok çok önemli olacak bence. Yani orada o teknolojinin bir taraftan geliştirilmesi, yani perakendeci evet. için büyük bir şey olacaktır. Aynı zamanda da müşterilerin hakkında büyük bir data sahibi de tabii. oluyorsunuz bir anlamda tabii değil ki. Mi? Mobil tabii ödeme ki. Sistemlerine baktığımızda peki e-ticarette özellikle online alışverişlerde daha çok kredi kartları mı tercih ediliyor? Oranlar nedir? Yani oranların kredi kartlarında hala bir büyüme şeysi var. Yani biliyorsunuz yani bir sektör olarak bankacılık olsun, BKM gibi kuruluşlar olsun Türkiye'de yani bu kartların kullanımı ile alakalı sürekli teşvikler üzerinde çalışıyorlar. Yani insanların güvenlik tereddütlerini, ben burada hangi markaya hassas bilgimi paylaşıyorum gibi. Yani bunlar çok ciddi engeller. Büyüme anlamında da engeller. Yani o ödemeyi yapamama ya da o kredi kart bilgisini paylaşmama istemesi kullanıcının. O anlamda farklı yöntemler sunabilmek, o müşterinin güvenlik algısı üzerinde çalışmak gibi ürünler, hizmetler, servisler perakendicinin büyümesini için çok çok önemli bir rol oynayacaktır diye düşünüyoruz. Zafer Bey, siz ne dersiniz? Sektörel dağılımlara baktığımızda özellikle Türkiye'de gelecek trendleri neler belirleyecektir? Peki gelecekte sektörel dağılımda bir değişiklik öngörüyor musunuz? Şimdi özellikle internet alanı o kadar dinamik bir alan ki herhangi birinin herhangi bir şey kestirmesi gerçekten zor. Hatta insanların genel kendi alışkanlıkları, alışkanlıkları bile çok hızlı değişimler gösterebiliyor. Ama baktığımız zaman popüler kültür burada son derece etkili. Dünyanın herhangi birinde ne oluyorsa, Brezilya'da ne oluyorsa benzeri Japonya'da oluyor, Türkiye'de oluyor. Ancak mecra olarak internet artık kendini kanıtlamış bir mecra. Herhangi bir şey satılıyorsa o internetten de satılıyor. Bir yere bilet alıyorsanız internetten de alıyorsunuz. Çocuğunuza oyuncak alıyorsanız internetten de alıyorsunuz. Herhangi bir şey artık internetten de yapılabiliyor. Bu öylesine artık benimsenmiş durumda ki önceden mesela çok klasik izleyicilerimizin çok bildiği bir şey vardır. Yurt dışına giden birisi varsa işte oradan bana telefon getirir misin? Çok klasik bir ifadedir. Ama artık hem global markalar bunun farkına varmış hem de Türkiye'deki e-ticaret siteleri bunu o kadar farkına varmış ki yurt dışından telefon getirmek anlamsız hale geldi. Yani yurt dışından herhangi bir yerden bir iPhone getirdiğiniz zaman Türkiye'deki maliyetiyle neredeyse kafa kafaya geliyor. O durumda diyor ki ben niye bununla ilgili boş boşuna kendimi yorayım, yurt dışından getireyim. Dolayısıyla Türkiye aslında şu an dünya ile ciddi olarak rekabet eder bir duruma geldi fiyat açısından, hizmet kalitesi açısından. Hafifçe Amerika'nın gerisinde olmamıza rağmen G20 ülkelerinin arasındaki pozisyonumuzu düşünecek olursak bir hayli iyi bir pozisyondayız. Hem kredi kartı güvenliği açısından böyle, hem hizmet kalitesi açısından böyle, hem fiyat açısından da böyle diyebiliriz. Bazı ürün kategorilerinde, bazı alanlarda belki bir fiyat farklılıkları olabilir ama genel olarak Türkiye bu konuda iyi bir duruma Şimdi geldi. Şimdi bir de çok önemli şey Zafer Bey, dönemlere göre alışveriş trendlerini de sormak istiyorum. Özellikle çok özel günlerde, bayramlarda anneler, babalar, sevgililer günü ki önümüzde sevgililer günü var 14 Şubat'ta satışlarda patlama oluyor mu? Onu soracağım ama yönetmenim uyarıyor. Kısa bir araya gidelim. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından iş dünyasına e-ticaret sektörünü konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknolojinin hızlı kullanımı ve hızlı büyümesiyle beraber e-ticaret sektöründeki gelişmeleri konuşuyoruz Zafer Bey. Demiştik özellikle bu dalda girişim yapmayı planlayanlar için başarılı olmanın altın kuralları nedir diye sorsam var mı özellikle altın kurallar? Altın kural şöyle. Nasıl bir yol izlesinler öyle sorayım. Farklı bir şeyiniz olması gerekiyor öncelikle. Çünkü şu an herkes her şeye ulaşabildiği için dünyada. Size insanların gelmesi için, sizden herhangi bir şekilde alışveriş yapması için bir şey farklı sunuyor olmanız farklı lazım. Farklı bir fikir, farklı bir fayda herhangi, sunmanız herhangi lazım bir fark değil mi? Olması lazım. Evet. Bu farkı fiyatla artık oluşturmak mümkün değil. Çünkü herhangi bir yerdeki ürünün fiyatı belli ve bu ürünü mesela yüklü olarak alan firmalar
ciddi fiyat avantajlarına sahip olabiliyorlar. Sizin herhangi bir noktada buna bir müdahale etmeniz gerekiyor. Bununla alakalı çok zekice örnekleri dünyada görebiliyoruz. Mesela yeni çocuğu doğanlar için çocuğun eşyalarını çiçek buketi haline getirmişler. Bu şekilde sunuyorlar. Aslında verilen ürün aynı. İşte çocuk maması için önlük var içerisinde. Çorabı var. Ne bileyim ellerine geçirilen eldivenleri var ama bunları öyle bir paketlemiş ki aynı bir çiçek buketi gibi. Sizin normalde aynı paketi satacağınız fiyat 30 liraysa 50 liraysa bunu bu paket olarak 70 liraya 80 liraya satabiliyorsunuz. Bu farkı sadece böyle oluşturuyor. Ötekisi mesela çiçeği gönderirken çiçeğin buketini farklılaştırmış, üzerine bir kurdele yapıştırmış. Getiren adamın kıyafeti son derece böyle janti bir kıyafet. Daha böyle bir buyurun size özel bir hediye geldi diye farklılaştırarak bunu sağlayabiliyorsunuz. Yoksa ürünler tamamen her yerde belli yani. Ne alabileceğiniz belli. Bu rekabet öyle bir seviyede ki standart ürünlerde rekabet etmek iyice zor zaten. Herhangi bir bilgisayar alacaksınız diyelim. O bilgisayar her yerde aynı. Dolayısıyla tüketici direkt gidiyor bakıyor. Nerede fiyatı daha ucuz? Hemen oradan almayı tercih ediyor. Öncelikle bakılması gereken şey farklılaşma. İkinci sırada da gerçekten yeni girenler için niş bir alana girmeleri lazım. Çünkü genel alan içerisinde ezilirler ve kaybolurlar. O niş alan içerisinde bir kitle oluşturulduktan sonra, bir güven sağlandıktan sonra yavaş yavaş o geliştirilebilir. Mesela geçen haftalarda buraya konuk ettiğiniz bir girişimci vardı, Safa Merve.com'un sahibi. Hı hı. Hemen kendine bir niş alan bulmuş, tesettür giyimle alakalı. Oraya girmiş ve inanılmaz derecede kendi cirolarını arttırdılar. Benzeri örnekleri dünyada görebiliyoruz. Mesele burada farklılaşmak, o alanda da gerçekten iyi hizmet vermek. Sonrasında zaten kendileri işleri... Peki ortalama küçük ve orta boy bir girişimci için büyük sermayeler mi gerekli? Eskiden öyleydi. Eskiden büyük sermayeler gerekiyordu ama artık çok standartize oldu her şey. Siz kargolama hizmetlerini dışarıda bir yere outsource edebiliyorsunuz. Hı hı. Web sitenizi yaptıracağınız zaman çok standart hizmetler var. Herhangi bir yerden bir taslak web sitesini alıp kendinize uyarlayıp 3 gün içerisinde yayına geçebiliyorsunuz. Ödeme sistemleriyle alakalı firmalar var Türkiye'de. 2-3 tane yeni firma mesela başladı bu konuda hizmet vermeye. Anlaşma yaptığınız zaman direkt kredi kartından ödeme alabilir hale gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla işini iyi bilen biri şöyle söyleyeyim. Bugün fikri varsa 2 hafta sonra satış yapabilir hale çok rahatlıkla gelebilir ve tamamen kendine özel bir domain içerisinde bunu yapıyor olabilir ve çok daha cüzi fiyatlara bunu yapabilir. Çok uçuk bir şeyler istiyorlarsa kendilerini ispat ettikten sonra o alan içerisinde sonradan kendilerine özel bir şeyler de yapabilirler. Şu soruyu da sormadan hemen geçmek istemiyorum Seyfi Bey. Şunu sormak istiyorum. Özellikle bu alana girmek isteyenlerin illaki teknoloji bilgileri üst düzeyde mi olmaları gerekir? Yoksa ekip kurarak da bunu sağlayabilirler mi? Bilakis tam tersini görüyoruz. Teknik seviyesi üstün olanlar o kadar başarılı olamıyorlar. Bu tamamen işletmecilikle alakalı bir şey. Girişimcilik ruhu değil mi? Aynen. Siz ne dersiniz Seyfi Bey? Bu alanda başarılı olmanın ipuçlarını bize anlatır mısınız? Şimdi şunu eklemek istiyorum Zafer Bey'in söylediklerine. Doğru, evet, artık her şey çok daha kolay yapılabiliyor. İşte web sitesini çok hızlı ayağa kaldırabiliyorsunuz. Onun altyapısını çok düzgün bir şekilde yapabiliyorsunuz, outsource edebiliyorsunuz ama bu işin pazarlamasını yapmak, rakipler içinde öne çıkmak ve kendinizi duyurmak eskiye göre tabii daha zor. Çünkü artık çok fazla oyuncu var ve hani bunun maliyetleri biraz daha yüksek artık. Hani sermayeniz işi kurmak için çok yüksek olmak zorunda değil artık. Ama bunu duyurmak için çok ciddi bir sermaye sahibi olmanız gerekiyor. Özellikle ana kulvarda iş yapan sektörlerdeki oyunculara rakip olacaksanız. Dolayısıyla o iş planını gerçekten iyi yapmak, akıllı yapmak lazım. Dolayısıyla hani hemen ben işte bunu yapabiliyorum, yapayım, çıkayım ve bir e-ticaret girişimcisi olayım demek eskiye göre şimdi birazcık daha zor. O yüzden Zafer Bey'in dediği gibi çok niş alanlara eğilmek lazım. Orada yeni farklı neyi yapabilirim onu bulmak lazım. Bir de temel olarak şunu söylemek gerekir belki. Ticarette de böyleydi. E-ticarette de bir şey değişmedi. Temel olarak insanların ya ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz ya da isteklerini karşılıyorsunuz. Ben kurduğum e-ticaret şirketiyle temel olarak insanların hangi ihtiyacını karşılıyorum ya da hangi isteklerini, arzularını, tutkularını karşılıyorum. Bunu net olarak bilmesi lazım girişimcinin ve o dağı hiç kaybetmemesi lazım. Ve yine Zafer Bey'in dediği gibi hizmeti çok düzgün vermek gerekiyor. Normal ticaret arasında hiçbir fark yok bu anlamda. Tamam, bir mağazanız yok, karşılıklı sıcak ilişkiye girmiyorsunuz müşterinizle ama müşteriniz size bir mesaj gönderdiğinde, işte internet sitenizden bir istekte bulunduğunda hemen birkaç saat içinde ona dönüş yapmanız, onunla ya
e-postayla iletişim kurmanız ya telefonla görüşmeniz ve sorunlarını çözmeniz gerekir. Peki en çok sık karşılaştığınız sorunlar, müşterilerin sorunları neler oluyor? Genellikle aldıkları ürünlerle ilgili bir takım şikayetleri, sorunları olabiliyor. Beğenmeme, uyumama. Evet, uyum özellikle giyimde çok oluyor bu. Evet. Ama neyse ki bunu da artık tüm e-ticaret şirketleri iadeyi çok kolaylaştırarak, iptalleri çok kolaylaştırarak aşıyorlar. Kargo ücreti ödemeden iade seçeneği sunan birçok e-ticaret şirketi var Türkiye'de de. Bizim üyelerimiz de Türkiye'de değil Amerika'da olduğu halde aldıkları satıcılar çok kolay bir şekilde Türkiye'deki ofisimize iade edip paketlerini Amerika'ya gönderme işlemini tamamen bizim ekibimizle çözdüğümüz bir yapımız var. Bununla ilgili bir süre var mı? Gerek yurt içi gerek yurt dışı. Yurt içinde eskiden çok uzun sürüyordu iadeler ama şu an geçen hafta ben bir iade yaptım kendim. 3 günde iade işleme alındı, işte param iade edildi ve her şey tamamlandı. O çok güzel bir şeydi. O süreçler çok iyi tanımlanmış artık ve Türkiye'de lojistik sektörü de e-ticareti çok destekliyor. Çok güzel bir gelişme bu çünkü birçok e-ticaret sitesi aynı gün artık teslimat yapıyor. Ürün teslimatı yapıyor. Aynı şehir içerisindeyse dediğiniz gibi. Aynen. Geçen hafta Amazon'un bir açıklaması oldu. Amazon yeni bir servisle Manhattan'da bir saat içinde artık teslim ediyor paketleri. Türkiye'de de aslında çok kötü durum değiliz bu anlamda. Biz de birkaç saat içinde teslim edebiliyoruz. Hani bir saate indirmedik daha belki ama o da yakın zamanda Türk girişimcilerde de olacaktır. Bizim Amerika'dan alışveriş yapan üyelerimize teslimatlarımız 3 gün sürüyor. Bu da çok müthiş bir hız. Çünkü hani bir şeyi Amerika'dan alıyorsunuz. O Amerika'dan işte uçakla önce bizim lojistik merkezimize teslim ediliyor Amerika'da ve ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de adrese teslim ediliyor ama bütün bu süreç bile 3 gün içinde tamamlanabiliyor. Bence bu da çok güzel bir şey. Global ticaretin de artık çok herkese açık olduğunu gösteren bir şey. Zaten İlker Bey de az önce onu söylemişti. İnsanlar artık sadece yurt içinde alışveriş yapayım da demiyorlar. Dünyanın her yerinden alışveriş yapabileceklerini biliyorlar. Ve o tüm süreçleri takip eden özelleşmiş bir takım servisler de var. İşte Amerika'da Stock Bizim servisiniz de öyle bir servis. Bunları yaptığınız zaman aslında vizyonlarını da açıyorsunuz tüketicilerin. Ve böylece bence e-ticaretin büyümesini daha da olanak sağlıyoruz. Yani sen sadece Türkiye'den alma, Amerika'dan al, Avrupa'dan al. Ve bunları da istediğin gibi sana ulaştıralım. Diyen birçok servis var bugün. Peki yaptığınız bir yatırımın geri dönüşünü kaç yılda sağlayabiliyorsunuz? Ben kendi tecrübelerime göre çok farklı girişimlerde bulundum geçtiğimiz 10 yıl içinde. En az 1,5 yıl diyebilirim aslında. Yurt dışında da böyle mi? Yurt dışında da böyle ama orada şöyle kolaylıklar var. Burada da çok Türkiye'de çok gelişmeye başladı. Yatırımcılar... işte venture capital dediğimiz melek yatırımcılar olsun, kurumsal yatırımcılar olsun Amerika'da çok düzgün bir işleyişle hemen girişimcilerin önünü açıp hızlandırabiliyorlar onları. Çünkü sermaye tabii çok önemli. Hızlı yapabilmeniz için çok önemli. Yani daha yavaş yaparak daha uzun sürede de yaparsınız. Ama bir yatırımınız olduğu zaman, bir finansal gücünüz olduğu zaman çok hızlandırabiliyorsunuz her şeyi. Türkiye'de de o tür kuruluşlar artık çok fazla var. Çok fazla melek yatırımcı ağları ve kurumsal yatırımcılar var. Onlarla beraber daha da hızlandırmak mümkün olabilir ama yine de hani bir yıldan önce neyin olup neyin olmayacağını görmeniz çok mümkün değil diyebilirim. Yine en az süre 1-1,5 yıl kadar diyorsunuz İlker Bey. Şimdi hakikaten sektörün gösterdiği yükseliş ivmesi tüm herkesin de cazibe merkezi olmasını sağlıyor sektör açısından bu alana yatırım yapmak adına. Peki siz ne dersiniz? Bu alana yatırım yapmak isteyen biri nasıl bir yolu izlemeli? Çok güzel bir soru. Şimdi tabii biz gelişen bir pazar, yani e-ticaret anlamında gelişen bir pazar içerisindeyiz. Orada yatırımcı muhtemelen birçok seçenekler önünde. Yani hani kimler adayları belirlemek anlamında, yatırımları doğru yatırımları yapmak anlamında. Orada bence önemli olan konu şu. Biz şu anda her şeyin mümkün olduğunu, yani ben bu diğer arkadaşların da söylediğine o anlamda katılıyorum tabii. Her şeyin mümkün olduğunu, her şeyin yapılabilir yani girişimci olarak olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. O ivmeyle ilerliyoruz aslında ama bunu bir sonraki adımına baktığınız zaman... Bir sonraki adımına baktığınız zaman o hikayeyi de kurgulabilmeniz gerekiyor. Yani sadece o kısa vadedeki geri dönüş değil, burada büyüyüş hikayesinin ne olduğuna bakmanız gerekiyor. Yani bu anlamda bugün tabii bir perakendici olmanız için muhtemelen, yani e-perakendici de olmanız için muhtemelen bir teknoloji uzmanı olmanız gerekmiyor. Ama yine global global rekabetten bahsettik. Global örneğe baktığınız zaman Amazon bugün sadece bir e-perakendici değil, bir teknoloji.
teknoloji şirketi. Yani aslında perakendisini yapabilmesi için kurduğu teknoloji altyapıyı artık ürünleştirmiş ve bunu başka perakendicilere değil, tüm aslında teknolojiyi kullanmak isteyen şirketlere açmış durumda. Yani orada çok büyük ve çok farklılaşma anlamında, yani büyüme hikayesi anlatabilmek anlamında farklı şeyler var. Bence yatırımcı olarak bu gözle de bakmak lazım. Bu gözle de adayları seçmek lazım, belirlemek lazım. Peki özellikle şimdi özel günlerde tüm perakende sektörün satışları patladığını görüyoruz. En yüksek satışlar kuşkusuz online alışveriş sistemlerinde de, yani e-ticarette de oluyordur değil mi? Ne evet. dersiniz Zafer Bey? Bu anneler, babalar, özel sevgililer günü gibi bayramda, yılbaşı ki yeni geçirdik. Satışlarda %100'lük bir artış sağlanıyor bu özel günlerde. Olağanüstü bir büyüme oluyor satışlarda. Hatta öyle ki önümüz mesela Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'nde Türkiye'deki online çiçek servisleri servis veremez hale geliyorlar. Çünkü sipariş almanız orada yeterli değil. Bu siparişi nasıl tedarik edeceksiniz, nasıl teslim edeceksiniz? Yani bunun lojistiğini vesairesini sağlamak mümkün değil. Hatta öyle ki yani bu sitelerle ilgili şikayet varsa bile sadece bu günlerle alakalı şikayetler geliyor. İşte çiçeğimiz gelmedi, geç geldi vesaire gibi. Mesela yılbaşı zamanında inanılmaz derecede bir elektronik alışverişinde yılbaşı öncesinde artış oluyor. Bunun içerisinde hem şeyin etkisi var, hediyeleşmenin etkisi var, hem de yeni ürünlerin çıkmasının etkisi var. Anneler günü acayip yine artışların ciddi oranlarda olduğu günlerden bir tanesi. Babalar günü maalesef. O kadar artış olmuyor ama bunlar aslında şöyle denilebilir. İnsanları nasıl diyeyim, trigger eden günler gibi. Yani o gün aslında yapması gereken bir şey, o gün aklına geliyor. Diyor ki ya benim evet anneme bir hediye almam lazım veyahut da eşime, çocuğuma, babama bir hediye almam lazım diye. O gün bu aklına geliyor. Nihayetinde yapacağı özel bir force gösterilmesi gerekiyor. Keşke, değil mi? Keşke evet, biz bunu bekliyoruz. Hediyelerle değil mi? Aynen öyle, özel kampanyalar olabilir bu konuda. Evet Seyfi Bey. Bu özel günlerde sizin satışlarınızı nasıl bir iğne izliyor? Şimdi Amerika bu işin en büyük, en düzgün yapan ülkelerin başında geliyor. O kadar çok özel günleri var zaten ki. Zaten bu özel günleri Amerika bizi başımıza açtı. Biraz öyle oldu aslında, evet. Çok fazla özel günleri var. Hani saysam herhalde 20'nin üstünde özel günleri var diyebilirim. En ufak bayramı, en ufak olayı çok önemli ama bir alışveriş etkinliği gibi lanse ediyorlar. Yılbaşı ve Black Friday mi? Black Friday en büyük. Daha da mı fazla? Black Friday yılbaşında geçiyor diyorsunuz. Yılbaşında geçiyor Black Friday. Müthiş bir alışveriş günü. Peki bu Black Friday'de en son Kasım ayındaydı. Ne kadar bir satış patlaması oldu Amerika'da? %70. Yani evet, perakendenin açıkladığı oranlar %70 oluyor. Bizde de paket sayısında, Amerika'dan yapılan alışveriş paket sayısında %70'i yakalıyoruz gerçekten. Sipariş sayısı anlamında da %45'lik bir artış oldu geçen sene. Bir de bununla bitmiyor. Yani Amerikalılar gerçekten bu tür yeni şeyler uydurmayı çok seviyorlar. İşte Black Friday yetmiyordu onlara. Dediler ki ya şimdi internet, e-ticaret diye bir şey var. Biz bunu pazartesiye kadar uzatalım. Pazartesiye de Cyber Monday diyelim dediler. Ve bir anda o işte 4 gün süren inanılmaz bir alışveriş festivaline dönüştü Amerika'da. Biz de bunu Türkiye'deki üyeleri çok tanıttık. Hani buradaki müthiş indirimleri çok anlatma fırsatımız oldu. Dolayısıyla artık Türkiye'de de biliniyor. Evet. Bazı e-ticaret sitelerinin Black Friday günü, Türkiye'de de Cyber Monday günü özel indirimler yaptıklarını görüyorum artık ben. Bu anlamda müthiş bir sirkülasyon var. Amerika'da bitmiyor Cyber Monday ile. Ondan sonra yılbaşı alışverişi, işte dediğiniz hediyeleşmeden dolayı o işte Christmas dönemi ve yılbaşı ile birleşen para harcama ve işte sürekli alışveriş sarhoşu olarak etrafta dolaşma anlamına geliyor. Yılbaşını atlattık şimdi 14 Şubat. Burada beklentiniz ne yönde? 14 Şubat diğer büyük, işte indirim abileri diyorum ben onlara, diğer büyük abimiz değil, 14 Şubat. Müthiş bir artış oluyor gerçekten orada da. Türkiye'de çiçek sektörü evet, Zafer Bey'in dediği gibi çok büyük ama artık onun dışında da her mağazada işte bir şölen anlamında görüyorsunuz. Aksesuarlar, kuyumculuk eşyaları, aynen, kuyum eşyaları. Takı, giyim, aksesuar takı. Çok fazla artıyor. Amerika'da çok daha özel yaşanıyor aslında 14 Şubat. Her yeri gerçekten pembe görüyorsunuz. Her mağaza pembeye bürünüyor. Ve özel ürünler geliştiriyorlar. Sadece 14 Şubat'ta çıkardıkları ürünler var birçok markanın. Türkiye'deniz o seviyede değil ama Türkiye'de de ben ona yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü perakende çok heyecanlı. Hani özel günlerdeki bu artış, sipariş artışı çok heyecanlandırıyor perakendeyi de. O yüzden ben burada da yakında öyle hani sadece 14 Şubat için üretilmiş özel ürünleri falan göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim. Dilerseniz aranın ardından güvenli, özellikle online alışverişte güvenlik sistemlerini konuşacağız. Güvenli alışverişin rehberi nedir bunu soracağız ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
tüm dünyada ve Türkiye'de özellikle hızla büyüyen sektörlerden elektronik ortamda alışveriş sistemleri, ticaret sektörünü konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlker Bey, tabii ki şimdi hep müşteri kanadına baktık ama bunun bir de geri kanadına baktığımızda ödeme sistemleri ön plana çıkıyor. Yani müşteriye nasıl ulaşıyoruz dediğimizde? Tabii, yani şimdi biz e-ticarette hep tabii e-ticarete girişim anlamında ki fırsatları konuştuk ve baktık. Bunun müşteri tarafına da bakmak lazım. Yani biz eğer sanal ortamda ürünlerimizi sunuyorsak müşteri bize nasıl ulaşıyor? Yani bunu hep bir PC deneyimi, yani hani bilgisayar ya da laptop olarak düşünmemek lazım. Yani bugün mobil cihazlar bir gerçek hayatımızda, tabletler, akıllı telefonlar. Özellikle Seyfi Bey'le de biraz önce konuştuğumuz gibi bizim aslında bir atlama söz konusu, bir noktaya atlama. Yani İngilizce'de leapfrog denilen bir olay vardır. Yani PC'nin daha yaygınlaşmasından ziyade insanların artık dijital hizmetleri tüketmesi anlamında akıllı telefonların kullanması söz konusu olacak. Yani özellikle oradaki bu NFC teknolojilerin gelişmesi bu yolun önünü açtı değil mi? Özellikle temassız kartlı ödeme sistemleri. Tabii onların da bir rolü var. Şimdi bir erişimin yani hani mobil cihazlara kayması, yani mobil cihazları üzerinden artık yani hani gece yarısı benim bir sipariş yapmam, hızlıca, kolayca, anında, yerinde bunu yapabilmem. Oturma odamda otururken tabletimi üzerinden yapabilmem, ama diğer taraftan da şöyle efektler var. Yani alışveriş deneyimine baktığımız zaman bir fiziksel bir mağazaya gidip bir televizyona bakmak, incelemek, o ürünü incelemek, ondan sonra bunu online'dan satın almak, yani smartphone üzerinden ya da eve dönünce bunu PC üzerinden yapmak gibi bir konu var. Showrooming dediğimiz bir olay var. Yani bugün perakendiciler için, sabit perakendiciler için bir tehdit haline gelmiş bir durum var aslında ilerleyen zamanlarda. Orada tabii bu teknolojilerin, NFC gibi teknolojilerin, yani satın almada da ödeme kolaylığını sağlamakta da, yani o iki şeyleri aslında farklı şeyler olarak düşünmemek, onları birleştirecek noktaları bulmak gerekli diye düşünüyorum. Peki güvenlik açısından baktığımızda ödeme noktasında %100 anlamıyla güvenlik sağlanabiliyor mu? Yani güvenliği biz %100 sağlayabiliyoruz denilen noktaya gelindi mi bu teknolojide? Bakın bunu her şeyde bir açık vardır ki özellikle teknolojide. %100 güvenlik diye bir şey yok. Yani bunu bugün bir bankacıya da sorsanız, hani bir öğlen yemeğinde, o da aynı şeyi söyler size. Yani konu aslında. Peki tüketici ödeme noktasında güvenli alışverişe nelere dikkat etsin? Bence öncelikle tabii burada müşterinin davranışları çok çok önemli. Yani ben burada hassas bilgilerimi kimle paylaşıyorum? Nereye şey yapıyorum? Biz bazı zamanlar belki burada şu davranışlara kapılabiliriz. Yani burada çok ucuz. Ben buraya gireyim, burada müşteri datalarımı vereyim. Ödeme kart, kredi kart detaylarımı gireyim. Ben bu avantajı sağlayayım. Ama kime veriyoruz? Bunun arkasında kim var? Onları çok fazla sorgulamıyoruz. Yani bence önemli unsurlardan birisi budur. İkincisi, şimdi e-ticaretten söz ettik, yeni girişimlerden söz ettik. Şimdi bu e-ticaretçilerin başında birçok işler var. İşte lojistikten tutun da müşteri hizmetlerine kadar çok geniş yelpazeli bir aslında farklı önemli sektörleri de destekliyor. Çözmeleri gereken konular var. Yani orada doğru partnerlerle çalışmaları çok çok önemli bence. Yani bu işin üzerine odaklanmış, burada global, küresel güvenlik standartlarına uygun sistemler işleten partnerlerle çalışıp işbirliklerine girip o ödeme altyapısını kendi bünyelerine dahil etmeleri çok çok anlamlı bence. Yani o güvenliği sağlayabilmek anlamında. Ben biraz daha bu konu üzerinden ilerlemek istiyorum Zafer Bey. Şimdi güvenli alışverişi yönetmenim de uyarıyor, son 4 dakika kalmış diyor. Hemen bunu hem sizden hem Seyfi Bey'den alacağım. Güvenli alışverişte nelere dikkat etmeli tüketiciler? Şu an bu konuda gerçekten aşama kat etmiş durumdayız. Öncelikle sitenin güvenilir olduğuna dikkat etmeleri lazım. Kredi kartlarında zaten garanti ve sigorta fonları var. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bunu şu çerçevede ben anlatayım aslında. E-ticaret belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra etrafında yeni sektörler belirmeye başladı. Yani aslında bu sektörler, fırsat olan sektörler buralar. Seyircilerimiz herhangi bir şey yapmak istiyorsa buralara yönelmeleri lazım. Az önce belirttiğimiz gibi ödeme sistemleri aslında e-ticaret destekleyen bir şey. Birinin çıkıp ödeme sistemleriyle ilgili bir hizmet geliştirmesi önemli bir şey. Mesela Amerika'da çıkan yeni bir hizmet var. Size paket geldiği zaman siz evde yoksunuz, o paketi sizin adınıza alıyor, siz evdeyken size getiriyor, bunun gibi. Veyahut da mesela Tekir diye bir uygulama var Türkiye'de. Cep telefonunuzu yüklüyorsunuz, nerede ne kampanya var size bildiriyor. Hemen cep telefonunuza geliyor, bakıyorsunuz kampanya başlamış, gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Veya sizin alışverişinizi yapıyorlar.
şu an o kadar doygunluğa ulaşmış durumda ki aslında fırsat her zaman var da kenardaki bu alanlara, e-ticareti destekleyici alanlara ilgi duyarsalar, buralara girmeye çalışırsalar daha çok fayda olur. Güvenlik tarafı benim gözümde olabilecek en iyi derecede çözülmüş durumda şu an. Bize gelen şikayetlerin ne kadar azaldığına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Müşterilerin paraları mesela gittiği zaman veyahut da yanlış bir şey olduğu zaman bunun sigortadan geri dönmesi, mağduriyet oranlarının azalması, şikayetlerin azalması, bunların tamamı bunun çok son derece makul bir dereceye indiğinin göstergesi. Dolayısıyla benim gözümde güvenlikle alakalı Türkiye son derece olgun bir duruma gelmiş durumda. Gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Gönül rahatlığıyla yapabilirler diyorsunuz. Peki Seyfi Bey, özellikle bu alandaki hukuksal altyapı yeterli mi? Hukuksal altyapı yeterli. Özellikle işte 65-63 sayılı bir kanun var. E-ticaret hakkında çıkmış bir kanun. Bu da yeni çıkarılan bir kanun. Bu da birçok şeyi düzenledi. İşte sözleşmeler tekrar düzenlendi. Tüm e-ticaretçileri de tekrar adapte oldular bu yeni kanuna. Hukuksal altyapı o anlamda sağlam. Zafer Bey'in dediği gibi bankalar da mağdur olmamanız için herhangi bir şüpheli işlemde size çok yardımcı oluyorlar. Onların tetikledikleri işte şeyleri anlıyorlar, alışkanlıklara göre, sizin alışveriş alışkanlıklarınıza göre yanlış ya da şüpheli işlem oldu mu olmadı mı hemen farkına varıyorlar, sizi uyarıyorlar. O yüzden bir güvenlik açığı yok aslında. Ve işte İlker Beylerin yaptığı sistemler gibi işte MOKA'nın da bir güvenli ödeme sistemi var ve bunu implemente ettiklerinde e-ticaret siteleri tüketiciler de sadece belli markaların, belli ödeme sistemlerini kullanan, altyapısını kullanan e-ticaret sitelerinden alışveriş yaptıklarında aslında hiç güvenlik problemi olmadan, kredi kartı bilgilerini vermeden dahi alışveriş yapabilecek durumdalar. O yüzden güvenlikle ilgili bir sorunumuz yok diye düşünüyorum ben de. Evet, güvenlikle ilgili bir sorunumuz yok diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Seyfi Erol, İlker Uskan ve Zafer İpekçi'ye elektronik ortamda alışveriş, yani e-ticaret sektörüne ilişkin tüm bilinmeyenleri bizlerle paylaştığınız için diyelim ve bir iş dünyasının daha burada sonuna geliyoruz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir yere gideceğiz. Aranın ardından yayınımız devam edecek.